Ve tekrar birlikteyiz. Günün manşetlerinde sevgili seyirciler, görüntülerden de anladığınız üzere 29 Ekim artık sayılı günler kaldı. Atatürk Türkiye'sine, Türkiye Cumhuriyeti için 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yürüyeceğiz hep birlikte. Stüdyomuzda CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Tekin Bingöl var. Sayın Bingöl, hoş geldiniz. Teşekkürler, iyi yayınlar, iyi akşamlar. Çok teşekkürler. Klibimizi izlettirdik izleyicilerimize ama 29 Ekim'de CHP'nin programı nasıl olacak onu bir hatırlatalım. Sonra size döneceğim tekrar. Sevgili seyirciler, Cumhuriyet Bayramı'nda CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla 1. Meclis'ten Anıtkabir'e bir yürüyüş gerçekleştirecek. Birinci Meclis'ten Anıtkabir'e bir yürüyüş gerçekleştireceğiz. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, CHP'nin 29 Ekim planına dair bir açıklama yaptı. Gerçekleştireceğimiz bu yürüyüşe parlamenter demokrasimizin savunucusu CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da katılacaktır. Başvurumuzu yaptık. Resim başvurumuz önemli ölçüde kabul görmüştür. Bizim kararlılığımız her halükarda bu yürüyüşü gerçekleştirmek noktasındadır. Ama yaptığımız başvuru da olumlu karşılanmıştır. Tekin Bingöl, yürüyüşe tüm vatandaşlar davetlidir, dedi. Bu yürüyüşte sadece Cumhuriyet Halk Partililer olmayacak. Cumhuriyete, laikliğe, demokrasiye, barışa, özgürlüğe sahip çıkan, bu değerleri çok önemseyen bütün vatandaşlarımızın davet edildiği bir yürüyüş olacaktır. Ve bu kutlu yürüyüşe tüm vatandaşlarımız davetlidir. CHP'li Tekin Bingöl, eski Genelkurmay Başkanı İlmi Özkök'le ilgili de açıklamalar yaptı. Sayın Genel Başkanımızın bir kez daha ne kadar haklı olduğu ortaya çıktı. Bildiğiniz gibi bir süre önce Genel Başkanımız grup toplantısında da bir belge göstererek 2004'teki Milli Güvenlik Kurulu'nda alınan bir kararı kamuoyuyla paylaşmıştı. Orada Fethullahçı terör örgütüyle ilgili bir tespit vardı, somut bir tespit vardı. Ama dün eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök açık bir şekilde Genel Başkanımızı teyit etti ve Milli Güvenlik Kurulu'nda bu kararın almasına rağmen hükümetin herhangi bir girişimde bulunmadığını ifade etti. Ve zaman zaman dile getirilen 17-25 Aralık miladı söylemi de çürümüştür, çöpe atılmıştır. Dönemin Genelkurmay Başkanı tarafından dile getirilen bu konu, Genel Başkanımızın bahsettiği o 2004 tarihini açık bir şekilde ortaya koymuştur ve iktidarın söylemleri adeta yerle yeksan olmuştur. Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için CHP'nin 1. Meclis'ten Anıtkabir'e bir yürüyüş gerçekleştireceğini söyledik. Sayın Tekin Bingöl yanımızda, sorularımızı soralım. Şimdi sadece CHP yürümeyecek tabii. Evet. Bunu siz de dile getirdiniz. Tüm Türkiye, Cumhuriyet, Atatürk, laiklik, barış sevdalısı tüm Türkiye yürüyecek. Evet. Ve bu anlamda çeşitli kutlamalar da yapılacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda. Buradan başlayalım Sayın Bingöl. Bir takım terör tehditleri de var. İşte bir takım görüntüler çıktı Anıtkabir'den ve çevresinden terör unsurlarına ait. Ama biz yılmayacağız. Az önce de sözünü ettiğim gibi Cumhuriyet için, Atatürk için, devrimler için, laiklik için, barış için yürüyeceğiz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Sıcağı sıcağına böyle bir fırsat tanıdı Halk TV. Biz 29 Ekim'de 1. Meclis'ten Anıtkabir'e yürüyeceğiz. Parlamenter demokrasimizin savunucusu Sayın Genel Başkanımız da katılacak. Aslında Sayın Genel Başkanımız hiçbir etkinlikte bizi yalnız bırakmadı. Sayın Genel Başkanımız Taksim'de vardı, Anafartalar mitinginde vardı, Gündoğdu'da vardı, 19 Mayıs'ta vardı, 30 Ağustos'ta vardı. 29 Ekim'de de bizimle birlikte o uzun yürüyüşü Anıtkabir'e varıncaya kadar sürdürecek. Evet. Tabii biz sadece 29 Ekim'de Ankara'da böyle bir yürüyüşle sınırlı kalmayacak. Etkinliklerimiz Türkiye'nin her tarafında yoğun bir şekilde, coşkulu bir şekilde Cumhuriyet'in ruhuna uygun bir şekilde kutlayacağız. Neler yapacağız?
kalabalık bir şekilde bütün örgütlerimiz çelenk koyma törenine katılacak. Örgütlerimizi bayraklarla süsleyeceğiz. Ve yürüyüşler, mitingler, konferanslar, söyleşiler, paneller, Fener alaylarına varıncaya kadar bir dizi etkinliğimiz olacak. Bunların birçoğunu örgütlerimiz 29 Ekim'de hayata geçirecekler. Biz de Ankara'da Cumhuriyet'in ruhuna uygun bir şekilde 1. Meclis'ten Anıtkabir'e yürüyeceğiz. Terör eylemlerinden bahsettiniz. Doğrudur. Uzun süredir bu terör eylemleri söz konusu. Maalesef Türkiye'nin içinde bulunduğu olumsuz koşullar terör örgütlerine buralarda eylem koyma fırsatı veriyor. Biz bu terör örgütlerinin eylemleri nedeniyle asla geri adım atmayacağız. Zaten terör örgütlerinin amacı korkutmak, sindirmek, yıldırmak, geri adım attırmak, pes etmek ve teslim almak. O açıdan biz hiçbir şekilde bir kararlı duruşumuzdan zerre kadar taviz vermeden bu etkinlikleri sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz. Terör örgütlerinin bu emellerini boşa çıkaracağız. Bu nedenle bu etkinlikleri biz düzenliyoruz. Aslında yapmak istenilen de bu. Bu, o açıdan onların emellerini boşa çıkaracağız. Sloganı ne olacak? Korkmuyoruz, yılmıyoruz, sinmiyoruz, pes etmiyoruz, etmeyeceğiz. Çok güzel, çok slogan üretilebilir. Evet. Ama şimdi aklıma geldi söyleyeyim. Daha fazla cesaret, daha fazla cumhuriyet diyeceğiz. Yürüyeceğiz, yürüyeceğiz, yürüyeceğiz. O coşkulu kalabalıkları biz 19 Mayıs'ta yaşadık. Biz 30 Ağustos'ta yaşadık. İnanıyorum bütün bu olumsuz gelişmeler 29 Ekim'de çok daha büyük kalabalıklarla evet. o yürüyüşü gerçekleştirmemize yol ben açacak. Ben şimdiden heyecanlandım evet. açıkçası. Ve bizim ortaya koyduğumuz bu tavır cumhuriyeti, demokrasiyi, laikliği, insan haklarını, özgürlüğü, barışı savunan, bu konuda açık tavır koyan milyonlarca insanımızı sizin gibi heyecanlandırıyor. Ve onlar da bu yürüyüşe katılacaktır. Biz hep şunu dile getirdik. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi öncülük ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi düzenliyor. Cumhuriyet Halk Partisi yasal girişimlerde bulunuyor ama bu etkinliklerimiz bütün vatandaşlarımıza açık. Biz yaptığımız mitinglerde, o büyük mitinglerde, o büyük yürüyüşlerde vatandaşlarımızı davet ettik. Parti amblemimizi ihtiva eden hiçbir bayrak, poster kullanmadık. Niye? Burada asıl olan cumhuriyet, asıl olan parlamenter demokrasi ise, evet. Asıl olan laiklik ise, o zaman bu değerlere de önem veren her vatandaşımız bu etkinliklere davet edilmeli, katılmalı. Buradan bir kez daha çağrı yapıyorum. Sivil toplum örgütlerimizin, sendikalarımızın, meslek odalarımızın tamamı davetli. Siyasi partiye mensup vatandaşlarımız rahatlıkla bu büyük yürüyüşe katılmalı. Hem teröre bir mesaj verilmeli, hem terör örgütlerine karşı bir net ve asil duruş sergilenmeli hep birlikte. Hem de bu parlamenter demokrasiye, özellikle bugünlerde cumhuriyetimize sahip çıkmanın evet. en önemli yönlerinden bir tanesi de bu etkinliklere, yöntemlerin bir tanesi de bu etkinliklere şimdi katılmak olmalı. Bu 29 Ekim çok daha önemli. Çünkü evet. 15 Temmuz'da bir darbe girişimi tehlikesi atlattı. Cumhuriyetin, evet. demokrasinin, hukukun ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gördü tüm Türkiye. Evet. Siyasi partiler de umuyoruz, başta iktidar partisi görenler üzere. De var, görmeyenler evet, de var. Evet, bunu gördüğünü ve yaşamasını istiyoruz tabii evet. biz. Samimi olarak evet. Atatürk Türkiye'sini, Cumhuriyet'i samimi olarak yaşaması. Çünkü eğer bunlar olmazsa nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığını Türkiye'nin bir kere daha gördük. Bu anlamda evet. da bu 29 Ekim çok önemli. Çok önemli. Tam da dediğiniz gibi bir 15 Temmuz darbe kalkışması sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz çok açık bir tavır koymuştuk. Hala hafızalarda taptaze. Başta genel başkanımız olmak üzere o tavrı o gece koyduk. Daha birçok insan ne olduğunu anlayamadan biz taşlar yerine oturmadan o tavrı koymuştuk. Bizim darbe ve diktaya karşıtlığımız çok net. Bu bugün ortaya çıkan bir duruş değil. Biz sosyal demokrat bir partiyiz. Biz barıştan yana bir partiyiz. Biz darbe girişimlerini, diktayı tamamen reddeden bir partiyiz. Kaldı ki darbeden en çok mağdur olan parti biziz. Evet. Partimiz kapatıldı. Bizim yöneticilerimiz gözaltına alındılar, tutuklandılar. Ama şimdi
iktidar hep darbeden nemalanmıştır. Hep darbelerden faydalanarak bugünlere gelmiştir. Darbe ürünü bir partidir AKP. Bizim en temel farklılığımız, en temel ayrıştığımız nokta budur. 15 Temmuz'da da açık tavrı koyan ilk parti Cumhuriyet Halk Partisi olmuştur. Sonrasında da yaptığımız eylemler, ortaya koyduğumuz etkinlikler, mitinglerde de darbe karşıtı tutumumuzu hep yüksek bir sesle dile getirdik. Cumhuriyet ve demokrasi mitingleri düzenledik. Şimdi de Cumhuriyet yürüyüşü düzenliyoruz. Cumhuriyet yürüyüşünü birinci meclisin önünden başlatmamızın sebebi parlamenter demokrasiye ne kadar önem verdiğimizin bir göstergesi. Parlamenter demokrasi Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ortaya konmuştur. O nedenle parlamenter demokrasinin mabedidir. O açıdan birinci meclisten yürüyüşümüzü başlatıyoruz. Ve bu yürüyüşün çok farklı anlamları var. Özellikle son dönemlerde Cumhuriyet karşıtlığı, Cumhuriyet'in içinin boşaltılması yoğun bir şekilde iktidar tarafından hayata geçiriliyor. İşte burada çok net bir duruş sergilemeliyiz. İşte burada bütün Cumhuriyet yanlılarını, bütün Cumhuriyetçileri, parlamenter demokrasiyi savunanları, demokrasiye inananları, Türkiye'nin bu sıkıntılı süreçten süratle çıkarılıp rahat bir ortama kavuşturması adına bütün vatandaşlarımızın Cumhuriyet Halk Partisi'nin düzenlediği bu etkinliklere destek vermeleri, omuz vermeleri gerekiyor. Cumhuriyet adına omuz vermeleri gerekiyor. Çocuklarımızın geleceği açısından omuz vermeleri gerekiyor. Aksi takdirde Türkiye içinde bulunduğu bu olumsuz koşulları sürmesi halinde belki çok daha kötü günler bizi bekliyor. Evet. Bütün bunları bertaraf etmenin yolu Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek vermek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin düzenlediği bu etkinliklere katkı vermek, omuz vermek, bu çok önemli. Şunu da açık yürekle söylüyorum ki biz bugüne kadar yaptığımız etkinliklerde kendi güvenliğimizi, kendi tedbirimizi aldık. Ama emniyet de bu konuda son dönemlerde gerçekten düzenlenen etkinliklerde samimi bir şekilde, çok yoğun bir şekilde tedbir alıyor. Bunu biz 30 Ağustos'ta da 19 Mayıs'ta da gördük, mitinglerimizde de gördük. 29 Ekim'de de aynısı olacak. Sayın Valimizle bu konuda görüşmeler yaptık. Emniyet teşkilatımız bu konuda son derece hassas. Üzerlerine düşenliği fazlasıyla yerine getirecekler. Yürekten inanıyoruz. Ama biz de kendi üzerimize düşen bütün güvenlik önlemleri gençlik kollarımızda, kadın kollarımızda, yöneticilerimize alacağız. Şimdiden o çalışmaları başlattık. Ve yine diğer etkinliklerde olduğu gibi vatandaşlarımızın bayraklarıyla, Atatürk posterleriyle birinci meclisin önüne bekliyoruz. Biz de inşallah orada olacağız inşallah. Sayın Bingöl. Az önce de söyledim, daha şimdiden heyecanlandım ben. Evet. Ama şimdi Cumhuriyet'ten, parlamenter yapıdan da söz ettiniz siz. Çok önemli o anlamda bu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Bir darbe girişimi tehlikesi atlattı Türkiye. Ancak bu riski atlattığımızı acaba iktidar partisi iyi değerlendirebildi mi? O konuda şüphelerimiz var elbette. Özellikle evet. Bu son dönemdeki icraatları nedeniyle. Evet. Şimdi bir darbe girişimi araştırma komisyonu var. O komisyonda Hilmi Özkök, eski genelkurmay başkanlarından Hilmi Özkök'ün açıklamaları çok dikkat çekiciydi. Biz uyardık ama işte biz uyarız, siyasi iktidar ne yaparsa yapar, bizim görev alanımız oraya kadardır dedi. Siz de oraya dikkat çekerek diyorsunuz ki 17-25 Aralık miladı çürümüştür diyorsunuz. Evet. Hilmi Özkök'ün o komisyonda yaptığı açıklamalar son derece önemli ve son derece değerli. Çünkü dönemin Genelkurmay Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu'nun asli unsurlarından bir tanesi. Açık yüreklikle 2014 raporunu savunuyor ve biz üzerimize düşeni yaptık ama hükümet hiçbir şey yapmadı diyor. Çok net. Evet. Bu cümle son derece anlamlı. Bakın, kendilerini temize çıkarmak adına milat olarak 17-25 Aralık yolsuzluk dönemini baz alıyorlardı. Bir defa o yolsuzluktan hiç değinmiyorlar. O yolsuzluğu yapanlar ya da o yolsuzluğa geçit verenler bir defa çok açık bir şekilde yolsuzluğun sorumluları. Ama daha da önemlisi 2004 yılında yapılan bu tespite rağmen hükümetin hiçbir şey yapmamış olması. Hiçbir önlem almamış olması. O zaman dönüp diyeceğiz ki miladınız 2004'te başlıyor. 17-25 Aralık asla değil. Peki bugüne kadar yapılan operasyonlarda askeri ayağı, emniyet ayağı, akademik ayak, öğretmenlerle ilgili, iş adamlarıyla ilgili bir sürü tutuklamalar, gözaltılar açığa alınanlar oldu. Birçok da mağdur yaratıldı.
binlerce, on binlerce mağdur yaratıldı. Ama hiç bu işin siyasi ayağına değinilmedi. Küçük kıyıda köşede birkaç belde belediye başkanıyla sınırı tutuldu. İşte o siyasi aktörler 2004 yılındaki Milli Güvenlik Kurulu raporunu gereğini yerine getirmeyenlerdir. Şimdi bunu sorgulamak lazım. Tam zamanı Hilmi Özkök'ün açıklamalarıyla Sayın Genel Başkanımızın yaptığı tespit birebir örtüşüyor. Ve Genel Başkanımızın bu konudaki haklı tespiti Hilmi Özkök'ün açıklamalarıyla hayat buluyor. Ne kadar gerçek olduğu ortaya çıkıyor. Artık siyasi aktörler de bellidir. Darbe girişiminin sorumluları ne kadar bu konuda sorumluysa, en ağır cezalarla cezalandırmaları gerekiyorsa siyasi ayağı da ortaya çıkmıştır. Evet. Şimdi önemli isimler de dinleniyor tabii bu komisyonda. Bugün Mehmet Ağar'ın açıklamaları da çok dikkat çekiciydi. Eski İçişleri Bakanı, ama biz hep hala bir umudumuz var siyasi ayağının ortaya çıkacağı konusunda, ama siz bir siyasetçi olarak bu konuda ne düşünüyorsunuz? Mutlaka esas çıkacaktır. Kısmı. Hiçbir şekilde hiçbir şey gizli kalmıyor. Bakın işte öyle bir noktaya geldik ki bir darbe girişimi sonrasında Pandora'nın kutusu açıldı. Neler duyduk, neler gördük, daha nelerle karşılaşacağız. Yani ilerleyen her gün yapılan her açıklama suçluların ortaya çıkmasına yol açacak. Evet. Bu darbe komisyonu bile geciktirildi. Darbe komisyonu bile uzun süre çalışmaya başlayamadı. Bizim dayatmamızla, bizim baskımızla mecburen o darbe komisyonu çalışmaya başladı. Ve gördük ki öyle açıklamalar yapılıyor ki bundan sonra da yapılmak zorunda kalınacak. Hele bu darbe girişiminde bulunanların davaları başladığında o darbecilerin ya da tutuklanan, gözaltına alınanların açıklamaları, savunmaları birçok konuyu da aydınlığa kavuşturacak. Mesela biz sırada şunu savunuyoruz. O mahkemeler mutlaka halka açık olmalı. Mutlaka yayınlanmalı. Vatandaşlar mahkemelere giremezse dahi televizyonlar aracılığıyla o davalar görülürken mutlaka yayınlanmalı, şeffaf davalar olmalı ve yargılananların, tutukluların orada neler söylediklerini bütün kamuoyu duymalı, bilmeli. Evet. Peki, biz de umut ediyoruz ama bu karamsar günlerden 29 Ekim var dedik. Evet. İzleyicilerimizin içini ferah tutmalarını, yüreklerinin, gönüllerinin aydınlanmaları dileğiyle size çok teşekkür ediyoruz. Hiç merak ediyoruz. Etmesinler, Cumhuriyet Halk Partisi var. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin umududur ve Cumhuriyet Halk Partisi bu Türkiye Cumhuriyeti'nin parlamenter demokrasinin Yılmaz savunucusudur, sigortasıdır. Vatandaşlarımız hiç umutsuzluğa kapılmasınlar. Cumhuriyet Halk Partisi var. Sonuna kadar yurttaşlarımızla birlikte bu değerleri korumaya, savunmaya devam edeceğiz. Günün manşetleri devam ediyor sevgili seyirciler. Baro başkanlığı için seçimlere çok az bir zaman kaldı. İstanbul Barosu başkan adaylarından Sayın Mehmet Durakoğlu İstanbul'da stüdyo konuğumuz. Sayın Durakoğlu, iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza. Akşamlar. Evet efendim, şimdi çok önemli bir dönemden geçiyor Türkiye. Özellikle hukuka çok ihtiyacımız var. Hukukun doğru uygulanmasına çok ihtiyacımız var. İsterseniz bu dönemle ilgili başlayalım. Olağanüstü hal uygulamaları, yarattığı mağduriyetler var. Hukukun nasıl uygulandığına ilişkin kamuoyunda ciddi soru işaretleri var ama siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? 15 Temmuz darbesi konuşulması nedeniyle olağanüstü hali daha çok konuşuyor olduk ama Türkiye'de hukukun sorunları, Türkiye'nin yargı sorunları aslında 15 Temmuz'un çok öncesinde başlayan temel bir sorun olarak önümüzde duruyordu. Bu alanda özellikle 2012 Eylül referandumundan başlayan bir süreçten itibaren yargının sorunlarının çok daha fazla derinleşmeye başladığını, yeni oluşturulan belli bir tasarımlanmanın sonucu olarak geliştirilen HSYK yapısı içerisinde Türkiye yargısının yürütme tarafından ele geçirilmesinin planlandığını hepimiz biliyorduk. Bu çok önemli ölçüde de gerçekleştirildi maalesef. Yargının o dönemdeki siyasal iktidarın yaklaşımlarının sonucu olarak bir cemaatin eline teslim edilmesi, giderek etkin noktalarda cemaatin şimdi çok daha iyi anladığımız temsilcilerinin yerleştirilmiş olması,
bu süreçte devam eden yargılamaların Ergenekon, balyoz, casusluk gibi daha sonra kumpas olduğunu anladığımız yargılamaların devam etmekte olduğu yıllar 15 Temmuz'dan çok uzak olunan yıllardı aslında. Türkiye'de bir yargı sorunu öteden beri var oldu, var olmaya devam etti. Çok temel olarak işaret edilmesi gerekirse Türkiye maalesef bir hukuk devleti olamadı. Bunu gerçekleştiremedik, başaramadık biz. Evet. Türkiye bir yargısını bağımsız ve tarafsız kılan bir ülke olamadı. Bunu da gerçekleştiremedik. Dolayısıyla bu süreç içerisinde böyle bir konumlanma içerisinde yürütmenin yargıyı ele geçirme çabalarının yoğunlaştığı bir dönem içerisinde Türkiye'nin bir de darbe girişimine maruz kalması ve onun ortaya çıkardığı hukuksal sorunlar her şeyin üzerine tuz biber ekilmesine neden oldu adeta. Bütün bu anlatmaya çalıştığımız olumsuzlukların pek çoğu su yüzüne çıktı açık bir biçimde. Darbe sonrası ortaya çıkan yargıdaki gözaltılar, tutuklamalar ya da memuriyetten atılma gibi sonuçlar yargının aslında nasıl da bu hallere getirilmiş olduğunun çok açık bir göstergesi oldu. Bugün de aynı konumdayız. Türkiye hala yargısını bağımsız ve tarafsız kılabilmiş değil. Hı hı. Türkiye hala bir hukuk devleti olabilmiş değil. Maalesef böyle bir ortamda yürümeye çalışıyoruz. Evet. Şimdi tam da bu noktada başkanlık sistemi tartışmaları yeniden gündemde biliyorsunuz Sayın Durakoğlu. Dolayısıyla kuvvetler ayrılığından eğer bu sistem devreye giderse neredeyse söz etmek mümkün olmayacak. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Başkanlık sisteminin Türk tipi deniliyor ama böyle bir şey olabilir mi? Türkiye'ye neler getirip götüreceği konusunda. Yani Türkiye'nin çok gelenekselleşmiş 200 yıla yaklaşan bir parlamenter demokrasi anlayışı, teamülü yerleşmiş vaziyette. Böyle bir gelenek var. Şimdi bu geleneğin bir başka sistemle bozuluyor olmasını doğru anlamak gerekiyor ama anlamak gerekirken bunu da bir anayasal çerçeve içerisinde yorumlamak gerekiyor. Neden böyle bir gereklilik ortaya çıktı? Bu gerekliliğin gerçekten anayasal anlamda, anayasal hukuku anlamında tabanı var mı? Bütün bunları doğru bir biçimde irdelemek gerekiyor. Ama asıl önemlisi öyle zannediyorum ki böyle bir değişikliği, sistem değişikliğini gerektirebilecek olan halin bizim açımızdan bir rejim değişikliğini de doğurabilecek ağır sonuçlarının ortaya çıkıp çıkmayacağıdır. Önce şunu saptamak gerekiyor. Gerçekten de bu talebi öne süren siyasal iktidar bir salt bir cumhurbaşkanının devlet başkanına dönüşmesini mi talep etmektedir? Yoksa gündeme getirmek istediği anayasa değişiklikleriyle öteden beri var olduğunu bildiğimiz kurucu değerlere ilişkin bazı değişiklik özlemlerini bu amaç altında gerçekleştirmeye mi çalışmaktadır? Ben bu sistem değişikliğini sağlayacak olan anayasa değişikliklerinin önemli ölçüde anayasanın ilk 4 maddesine yönelik olarak gerçekleştirmeye çalışıldığını düşünüyorum. Türkiye'de buna izin verilmesinin doğuracağı sonuçlar hele bugün çok daha açık bir biçimde ortaya çıkmış olan konjonktür itibariyle son derece güç sonuçlar doğuracaktır. Buna özellikle dikkat çekmek istiyorum. Gerçekten de bu siyasal iktidarın bizim açımızdan artık hiçbir biçimde müphem olmayan yaklaşımları, kurucu değerlerle çelişen anlayışları, onu değiştirmeye çalışan yaklaşımları bizi başkanlık sistemi içerisinde başka bir noktaya taşıyacaktır. Kaldı ki bu rejim değişikliğinin gerçekten de rejim değişikliğine varacak olan sistem değişikliğinin gerçekten de hiçbir koşulu yoktur. Herhangi bir gelişme neticesinde buraya varılmış değildir. Bu sadece bir kişisel taleptir ve bu kişisel talebin belli bir zamanla bağlı olarak gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Ortaya konulan gerekçelerin hukuki anlamda, yani anayasa hukuku anlamında hiçbir gerekçesi, hiçbir haklı nedeni açık bir biçimde görülemiyor. Ya bu anlaşılabilir bir gerekçe olarak ortaya çıkmıyor. Hele geriye dönüp baktığımızda bu siyasal iktidarın 15 yıllık iktidarı boyunca yargıya ilişkin bakış açısını nasıl şekillendirdiği ya da ne biçimde
bütün bunları anlamaya çalıştığı, bir sistem değişikliğinin gerekçesi olarak ortaya çıkardığı konumlamaların neleri ifade ettiğini düşündüğünüzde, iktidarın müktesebatı itibariyle de başkanlık sisteminden bizim anladığımızdan farklı şeyleri anlamaya çalıştığı ya da anlatmaya çalıştığını belirlememiz gerekiyor. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Başbakanlığı döneminde bir meydan konuşmasında son derece açık bir dille kendisine kuvvetler ayrılığı denilen sistemin bir ayak bağı olduğunu ifade etmişti. Evet. Şimdi gerçekten kuvvetler ayrılığı bir Cumhurbaşkanı için, hele şimdi devlet başkanlığını konuştuğumuz, başkanlık sistemine geçiş itibariyle kişiliğini konuştuğumuz bir kişi için söz konusu edilebiliyorsa, burada özenle düşünmemiz gerekiyor. Kuvvetler ayrılığının ortadan kaldırılmasına ilişkin bir talebin açık bir dille ifade edildiği bir zaman diliminde diktatörlük, devlet başkanlığı, başkanlık sistemine geçiş çok belirgin bir diktatörlüğe dönüşe neden olabilecektir. Çünkü kuvvetler ayrılığının ihlal edildiği, ortadan kaldırıldığı bir sistem içerisindeki başkanlığın ne ifade ettiğini anayasal anlamda doğru kavramamız gerekiyor. Yani herkes bir sistem değişikliğini önerebilir. Bunu doğal karşılamak lazım. Bunda garip olan bir şey yok. Ama bu sistem değişikliğini öneren insanların bir de kuvvetler ayrılığının kuvvetler ayrılığının ayak bağı olduğunu söylediği ahvalde, bunun hukuki anlamda tercümesinin yapılmaya kalkışıldığında, bunun aslında bir darbe özlemi, işte bunun aslında bir dikta özlemi olduğu noktasına gelmek gerekiyor. Yani bunun hukuken başka bir biçimde tercüme edilebilmesi mümkün değil. Tehlikeli olan nokta budur. Siyasal iktidarın kuvvetler ayrılığı ilkesine bir başka deyişle egemenliği kullanan, anayasal çerçeve içerisinde egemenliği kullanan kuvvetler içerisinde bir kısmının kendisi tarafından ele geçirilmiş olması nedeniyle tercih edildiği, diğerinin de ele geçirilmeye çalışıldığı, tırnak içinde ele geçirilmeye çalışıldığı bir düzende bir de başkanlık düzenini, başkanlık sistemini savunuyor olmak çok ciddi sonuçlara yol açacaktır diye düşünüyorum. Evet, sizin de sözünü ettiğiniz gibi bu dikta rejimine giden yolda, adım adım ilerlediğimiz bu yolda önemli taşlardan biri de belki de yeni adli yılın açılış töreniydi. Buradaki kareleri tekrar hafızalarımızda tazeleyelim. Hiç de parlamenter demokratik hukuk sistemine yakışmayan görüntüler yaşadık. Beştepe'de, Aksaray'da yapıldı biliyorsunuz yeni adli yılın açılışı. Bu konudaki yorumlarınızı da rica ediyorum. Biz İstanbul Barosu olarak o dönem içerisinde böyle bir açılışa katılmadık. Katılmayacağımızı ilan ettik. Üstelik böyle bir açılışın da yürütmenin saraylarında yapılmasının yanlış olduğunu gazetelere verdiğimiz ilanlarla da açıklamıştık. Deminden beri anlatmaya çalıştığım olgular bizi bir noktaya götürüyor. Zaten bizim parlamenter demokrasimizde çok ciddi sorunlar var. Bizim bu sorunları çözmemiz gerekiyor. Parlamenter demokrasideki sorunlar mutlaka başkanlık sistemine geçişimizi haklı kılan gerekçeler değil. Bu böyle dışarıdan bakıldığında kolay bir biçimde sistem değişikliği gerçekleşebileceği düşünülmemeli. Bu tür sistemler anayasal anlamda anayasacılık hareketleri içerisinde geleneklere, tahammülleri çok ciddi şekilde gereksindiren, onların işlemesine neden olan süreçlerin yaşanmasını gerektiriyor. Basit bir biçimde gerçekleşecek şeyler değil bunlar. Böyle baktığınız zaman da kuvvetler ayrılığı ilkesinin ifade ettiği değeri de doğru kavramak gerekiyor. Egemenliğin kuvvetler tarafından kullanılıyor olmasının çok özel bir anlamı var. Bir başka deyişle milli irade nasıl yürütmenin elinde şekilleniyorsa yargının elinde de o şekilde şekilleniyor. Çünkü çok açık bir biçimde yargı da millet adına karar veriyor. Şimdi siz eğer yürütmeyi de yasamayı da denetleme görevini ifa etmesi gereken, üstelik millet adına denetleme görevini ifa etmesi gereken yargıyı kendi bünyeniz içerisine alırsanız, bunu bir biçimiyle bu şekle getirirseniz, burada artık bir demokrasiden söz edebilmenin olanağı kalmıyor. Yani hukuk ciddi anlamda bir şekildir.
Bakın dünyada bütün yargıçlar tarafından kabul edilen bir kural, yargıcın sadece bağımsız olmasının yetmeyeceği, aynı zamanda bağımsız görünmesinin de zorunlu olduğu, yani dışarıdaki insanların yargıca ilişkin onun bağımsız olduğu gerçeğini açık bir biçimde görebileceği bir atmosferin yaratılmasından bahsediliyor. Dolayısıyla ne söylerse söylesin, bu anlamda ne ifade edilirse edilsin, geldiğimiz noktada yargıçların yürütmenin başı olan bir kimse tarafından onun bulunduğu noktalarda bulunması, onun değerlendirmelerini dinlemesi, onun değerlendirmelerinin kararlarına ya da vicdanlarına etkili olabilecek bir noktaya çekilmesinin kuvvetler ayrılığı açısından çok ciddi sorunları olduğunu düşünüyoruz. Bu bir sadece bir hukuksal sorun, bir anayasal sorun değil. Bu bir demokrasi sorunudur aynı zamanda. Hele içinde bulunduğumuz koşullarda son derecede açık bir demokrasi sorunudur. Evet, şimdi hep genelden bir değerlendirme yaptık ama birkaç cümlede özele sizin adaylığınıza dönelim. İstanbul Barosu Türkiye'nin en önemli barolarından biri, en fazla avukatı barındıran baro. Bu anlamda sizin kişisel amaçlarınız ne İstanbul Barosu için? Çok teşekkür ederim. Gerçekten de İstanbul Barosu bugün sadece bir baro değil, bunu kabul etmemiz gerekiyor galiba. İstanbul Barosu bir baro olmayı çok aşan bir etkinlik noktasına, ama haklı bir etkinlik noktasına ulaştı. Bugün İstanbul Barosu'nun uğraşları, geldiği nokta, mücadeleler kendisi açısından yeni bir değerlendirmenin yapılmasını haklı kılıyor ve bu yeni değerlendirme hepimiz açısından da gurur verici sonuçlar doğuruyor. Bugün İstanbul Barosu'nun yöneticisi olmaktan ben kendi adıma onur duyuyorum. Bunun nedeni de İstanbul Barosu'nun bugün geldiği noktadır. Bugün İstanbul Barosu sadece onun başkanının, onun yöneticilerinin, onun çalışanlarının ya da sadece avukatların değil, avukatların dışında belki de başı hiç belaya girmemiş olanların ya da adliyeye hiç uğramamış olan yurttaşların da barosu oldu. Bunun bir nedeni var. İstanbul Barosu çok uzun bir süreçten bu yana gerçek anlamda bir hukuk mücadelesi veriyor. Demin anlatmaya çalıştığım bir türlü hukuk devleti olmayı becerememiş olmanın eksikliklerini, sorunlarını bir biçimiyle nasıl giderilebileceğinin mücadelesini veriyor. Yargı bağımsızlığı ve yargı tarafsızlığının bizim açımızdan yaşamsal bir önemi olduğunu düşünüyor. Gerçekten de yargı bağımsızlığı, yargı tarafsızlığı insanca yaşamak için, onurluca yaşamak için gerekli olan şeydir. İstanbul Barosu bunun mücadelesini veriyor. Bu mücadeleyi verdiği için de, öyle düşündüğü için de sonuç itibariyle bir baro olmayı çok aşan bir kurumsallığı ifade etmeye başladı. Evet. Ama burada bizim önemli gördüğümüz bir nokta var. Çünkü Türkiye'deki avukatlar bu anlamda bir adalet savaşçısı konumundalar. Adalet savaşçısı olan insanların mücadelelerinin yapılmasının da kendi içinde özel koşulları var. Bir avukat için avukatlığını yapabilmesi gerçek anlamda ve sadece yargısının bağımsız ve tarafsız olmasıyla mümkündür. Bunu sağlayamazsak, bunu gerçekleştiremezsek bir kimsenin avukat olduğunu iddia ederken gurur duyması, onur duyması ya da kıvanç duyması mümkün değildir gerçekten de. O yüzden de biz çok uzun süreden bu yana, özellikle ama son 6 yıldan bu yana Ümit Kocasakal başkanlığındaki dönemimiz içerisinde bir demokrasi mücadelesi, bir hak mücadelesi, bir adalet mücadelesi vermeye çalıştık. Ve bütün bunlarla da böyle bir anlayışın, bir hak mücadelesi anlayışının nedenli, gerekli olduğunu, haklı olduğunu anlatmaya çalıştık. Evet. Burada çok temel kilometre taşları var. İşte 2010 referandumuyla gelinen noktada hangi sonuçların doğabileceğini daha evvel ifade ettik. Yetmez ama evet dedi kimileri, kimileri evet dedi. Ama biz hançeremizi yırtarcasına hayır demeyi becerebilmiştik. Şimdi haklı çıktığımızı görüyoruz bir anlamda. Evet. Cemaate karşı mücadelemizi verirken de haklı çıktık. Cemaatin astı kestik olduğu dönemlerde biz bu mücadeleyi yargılama pahasına vermiştik. Dolayısıyla bu ve benzer anlamda yaptığımız mücadelelerin getirdiği nokta olarak bugün İstanbul Barosu'nu konuşuyoruz. Kamuoyunda bu denli büyük bir ilgiyle karşılanan bir genel kurula gidiyorsak, bunun temel nedenlerinden birisi de böyle bir baroyu genel kurula götürüyor olmamızdır. Ama biz sadece bu anlamda
adına siyasal dedikleri ya da siyaset mücadelesi dedikleri mücadeleyi yaptığımız için değil, avukatların yanında olduğumuz için de bazı şeyleri başardık. Evet. Gerçekten de bu dönem içerisinde ilk kez denilebilecek pek çok uygulamaya imza atan baro oldu İstanbul Barosu. Sayın böyle Durakoğlu birçok... İstanbul Barosu'nun bir sosyal tesisi oldu. Evet. İlk kez İstanbul Barosu... Birçok projeniz var ama biz süremizin sonuna geldik. Önümüzdeki günlerde daha ayrıntılı konuşmayı umut ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz size. Peki, ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, İstanbul Barosu Başkan adaylarından Sayın Mehmet Durakoğlu'ydu konuğumuz. Yayınımızın sonuna geldik. Bizden sonra saat 21'de duayenler ekranda olacak.